Efendim yeni Açık TV ekranlarından Lacivert ve Sarı'ya bir başka galibiyet sonrasında tekrardan birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutladık. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal ve şehitlerimizin ruhu şad olsun, bizlere bırakmış oldukları bu nacizane harika eserden dolayı çok minnettarız kendilerine. Sonsuza kadar yaşasın layık Türkiye Cumhuriyeti diyelim ve o dönem bu pankartı açma vizyonunu gösteren camiamızı tekrar tebrik edelim. Biz Fenerbahçe camiası olarak sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk değerlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin arkasından yürümeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Bu arada hani o dönemde bir spor kulübünün böyle bir pankart açması falan, yani Fenerbahçe'nin kimseye eyvallah olmaz abi. Fenerbahçe spor kulübü öyle diğer çok kulüplere de benzemez. Kendine has bir çizgisi, bir duruşu, bir düşüncesi, bir vizyonu vardır. O yüzden söyleyeceklerini söylemekten sakınmaz. Aynen onun öyle. Onun dışında o zamanki pankartın dışında biz 2010-2011'i de yaşamış bir jenerasyon olarak. Ve nesil olarak diyeyim. Yani her zaman bu cumhuriyetin en büyük sivil koruyucusu. Yani sivil toplum örgütlerinden bir tanesiyiz. Öncü bir sivil toplum örgütüyüz. Belki de en büyüğüz. Hatta belki değil en büyüğüz. Cumhuriyet bayramımız tekrar kutlu olsun. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında da şampiyonu Fenerbahçe'ye yakışacaktır. Zaten gidişat da bunu gösteriyor. Aynen öyle. Gidişat şahane. Abi vallahi tutamıyorlar ya. Tutamıyorlar. Olmuyor. Yani ne yapsak mesela gol diyoruz. 1,5 dakika sonra hemen karşılık veriyoruz falan. Deplasmandayız. Olimpiyat sarıdayız. Gümbür gümbür olimpiyattayız. Aynen. Seyirciyle saha arasında 700 metre fark var. Hani kopuk olması soğuk lazım. Soğuk ortam falan böyle. Ama felaket. yine de gümbür gümbür bir futbol. Ben, çok yorgunduk. Ben İstanbul Spor maçından önce bence biraz Ren maçını da konuşalım. Evet. Ren maçı stat'taydık. Hakikaten büyük bir şokla başladık maça. Ama ben de mesela atıyorum geçen senelerde şöyle bir şey olurdu. Böyle bir başlangıcı geçen senelerde yaşasaydık eyvah bu maç farka mı gidiyor ne? Ya yemin ederim, çok büyük yemin ediyorum, hiç korkmadım. Yani belki yeniliriz dedim ama biz bu işi toparlarız, öyle 4'lere 5'lere gitmez, biz golsüz kalırız falan, hiç öyle bir kuşkum olmadı. Yani 5 dakika daha hakem uzatsaydı maçı belki 4-3'lük bir galibiyet kutluyorduk. Ya zaten oyun öyle bir oyun değildi abi. Yani başladı bir anda ulan hani herifler ne geldiyse o kadar tertemiz çok vuruşları vardı ki. Çok net vuruşlar. Bir önceki programda sana iki tane isim vermiştim. Açtın o şom ağzını. Şom ağzını açtın. Bir tanesi yedek oturdu zaten galiba o. İkisi de oynadı. İkisi de oynadı mı? Lomamayr oynadı. Tam diğeri kimdi? Aminguri işte, 2 golü atan adam. Şey de attı. Terier de attı. Aynen. Terry'yi ben söylemedim. Ya Terry'ye de çok iyi de benim özellikle dikkatimi çeken iki tane isim orada Aminguri ile Lovro Mayer'di. Aminguri attı, iki golle yıldızlaştı. Lovro Mayer... Terry'ye de gol attı ya. Aminguri attı. Nasıl iki tane? Lovro Mayer'in golü sayılmadı. Doğru. Haklısın. Lovro Mayer de şöyle bir şey yaptı. Ne koydu herif bizim, bu arada? Bizim uzaktan. Bütün dengemizi bozdu. Dikkat ettim mi bilmiyorum. Hep böyle orta sahayı üçledi. Normalde forvet arkası oynayan adam, bazen regista gibi oynayarak. Çok beğendim. Bizim bütün orta saha dengemizi darmadağın etti adam. Çok beğendim. Hocaları da dersini hakikaten iyi çalışmış, iyi başladılar ama bizim her zaman dersini daha iyi çalışmış bir hocamız olduğu için skoru vermedik ve güzel bitirdik maçı. Yani güzel bitirdik derken aslında maç öncesi bana beraberliğe okey misin desen kesinlikle okey değildim. Çünkü zaten Fransa'da beraberlik almış bir takım bu maçta kazanıp direkt turlayabilir. Yani zaten turladık da lider olarak liderliği garantileyebilirdik. Ama Sayın Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi 3-0'dan Ren kadar zor bir takıma karşı geri dönmek 3 puan etkisi yarattı aslında. Ve o gün stat'tan büyük coşkuyla ayrıldık. Takım çok yoruldu. Buna rağmen İstanbul Spor maçı, Olimpiyat Stadı'nda bir sürü böyle enteresan faktör var. Gustavo Henrique'yi sakat verdik. Normalde İstanbul Spor'un hocası büyük ihtimalle 10 dakika, 15 dakika düşünecekti. 3-5-2 mi çıkacaklar, 4-4-2 mi? Elimizde bir rotasyon fırsatı olmadığı için mecburen 4-4-2 oynadık. Biraz predictable'dık açıkçası bu maç diğer maçlara göre ama yine ben en ne ufak... oluyor abi o mesela söylediğin laf hani İngilizce falan konuştuğun predictable şey, nedir bir açıklarsan tahmin edelim eyvallah çok teşekkür ederiz. ya inanılmazsın ya yemin ediyorum. Başakşehir maçı ardından Ren
ardından İstanbul Spor. Yani baktığın zaman aslında hani bir anlık rehavetle puan kaybı veya kayıplarının gelebileceği bir maç. Fatih Tekke ile yeni başlayan bir İstanbul Spor. Ya o da çok enteresan abi. Fatih Tekke ile 5 senelik sözleşme imzalamışlar. Çok acayip. Hani nasıl bir planlama? Hani Fatih Tekke 5 sene ne yapıyorsunuz abi? Çok enteresan yani ve sene... muazzam bir ücrete karşılığında. Hayır. Ya inanamazsın yani. Türkiye şartlarında Fatih Tekke'ye geçtim. Herhangi bir Anadolu takımının veya özellikle İstanbul Spor gibi takım düşüp kalmayacağı hani belli değil yani. Bak Trapattoni'yi falan getirsen 2 senelik falan imzalarsın. Aynen öyle yani. Bence düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi 5 sene Fatih Tekke, enteresan bir planlama. Umarım haklarında hayırlısı şimdi, olur yani. Şimdi burada şeyi söyleyeceğim. Defans kurgusunda 4-4-2 ile çıkmıştık. Alioski, Zalai, Serdar, Ferdi. Yani hakikaten yine muazzam bir defans dörtlüsü vardı. Ama artık hakikaten çocuklar çok yorulmaya başladı. Çok. Neyse ki iki lig maçımız, bir tane Avrupa Ligi maçımız kaldı. Avrupa Ligi maçımızda da zaten Jorge Jesus maçtan sonra, İstanbul Spor maçından sonra sanki biraz böyle gençlerle çıkabiliriz gibi bir imada bulundu. Ben pek öyle yapacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Dinamo Kiev'i yenip lider olarak çıkarsak, şans da biraz gerekiyor tabii, tamamen bizim elimizde değil. Eğer lider olarak çıkarsak bir defa Mart'ın ortasına kadar UEFA maçı ortadan kalkıyor ve full fokus Türkiye Ligi'ne. Çok mühim. Yani o yani, hakikaten çok mühim Fenerbahçe açısından. Bir de tabii bunun şeyi de var. Zor takımlarla eşleşme muhabbeti var da bence Mart'ın 15'e kadar maç yapmamak da çok kritik Fenerbahçe için. Çünkü tabii hakikaten çok yoruluyoruz. Bir defa normal bir futbol oynamıyoruz. Çok agresif, çok ileride basan, maçı 30-35 metreye hapseden bir kimlikle top oynuyoruz. Dolayısıyla zaten hocamız da sık sık bahsediyor. Sakatlıklar da yaşamaya başladık zaten yavaş yavaş. Şu anda bir Altay'la Salahi'yi bildiğim kadarıyla her maç şey yaptılar, oynadılar. Salahi'de de artık mental ve fiziki olarak bir yorgunluk göze çarpıyor. Hissettiriyor. Ben bu arada takımda da hissettim onu dün. Yani evet biraz hissettim. Ama ona rağmen çok istekli, çok arzulu, yine bırakmayan ikili mücadelelerde çok agresif bir Fenerbahçe vardı dün sahada. Peki. Maçın adamlarını sorayım sana. Önce Eren, sonra İstanbul Spor. Ben de fikrimi söyleyeceğim. Sen bir söyle bakalım. Şöyle, Ren maçı için birazcık daha düşüneyim. Crespo. Çünkü şu anda... Doğru. Doğru. Crespo inanılmaz o bir performans. O üçüncü goldeki pres nedir ya? İnanılmaz. 80 nasıl temiz abi? Nasıl temiz acayip bir top almaydı o? Bir Allah'ın kulu da diyemez ki foul mü değil mi? Emre de çok iyi bıraktı. Emre de çok iyi bıraktı. Orada en önemli şeylerden bir tanesi de Batman'in, Batshuayi'nin yaptığı bir... Perdeleme abi. İnanılmaz. Yoksa yani, yoksa Emre'yi yerlerdi onu. Emre'yi var ya, bir omuz atarlardı. Emre babayı Altunizade'den falan toparlardı. Penaltı yani falan isterdik. Vermezlerdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Bence şey maçında, İstanbul Spor maçında Batshuayi tabii ki maçın yıldızı. Ama İrfan Can mı? İrfan ne kadar diri abi. İrfan ne kadar değişti. Ne kadar değişti. Son 5-6 haftada. Ne kadar diri. Yani bambaşka ya herif. Acayip. Acayip. Yani zaten çok yetenekli bir adam. Yani hiç şeysiz, tartışmasız. Ama çok. Ben mesela hocanın geldiği ilk haftalarda İrfan Can'ı oynatmıştı. İrfan Can oynarken benim o zamanki görüşüm şuydu. Bence birkaç hafta içerisinde hoca onun yerine birine monte edip aynen öyle İrfan'ı kızağa çekecek. Yani çünkü hocanın istediği fizik gücü onda yoktu. O ön alan baskısını falan veya adam kovalamayı yapamıyordu İrfan. İrfan. Ama nasıl bir yükleme yaptılarsa, nasıl bir mental aşılama yaptılarsa bu adama, adam kovalıyor. Uzaktan şutu var. Ön alan baskısı yapıyor. Asist yapıyor. Bildiğim kadarıyla 6 gol 3 asist oynuyor bu sene. Geçen sene olsaydı İstanbul Spor maçında bir tane futbolcuyu takip etti İstanbul aynen Spor'dan. Arkaya doğru çok hızlı bir sprint evet attı. Orada herhalde arka adele falan atacaktı. Evet, sonra evet beni değiştirin diyecekti. Yo, çok iyi şey yapmış. Ona yani rağmen inanılmaz bir mücadele gücünü yükseltti i̇nanılmaz ya. Ya da ben şey gibi düşünüyordum. Böyle Jorge Jesus gelecek. Jorge Jesus'un işte o ağır idmanlar vesaireler buna çok uymayacak. Bu da böyle salacak, ya kaybolacak, ama gidecek, trip yapacak, kadro dışı, madro. Ama ona... Şu takımda trip yapamazsın çok ya. Çok şey yani oldu ya. Bu takımda bir şekilde herhangi bir konuda trip yapsan takımdan daha foroz edilirsin. Öyle bir birlik beraberlik var. Yani doğru. Jorge Jesus'un liderliği her kesim tarafından kabullenilmiş. Futbolcusundan yöneticisine çok net hissediliyor bu. Zaten geçen senelerde bu kadar kuvvetli bir teknik adamımız yokken yönetim ister istemez daha çok ön plana çıkıyordu. Ya atıyorum bu olay mesela Altay olayına birazdan geleceğiz. Altay olayı geçen senelerde yaşanmış olsaydı büyük ihtimalle Altay'ı savunmak yönetime düşecekti. Abi Altay olayında da yani hakikaten bir şey diyeceğim.
Vallahi tamam, yapmayın yeter abi. Her yeter. Ben sıkıldım abi olaydan. Artık her maç yani Jorge Jesus elinden tutup hadi Altay koçum hani şey abi tamam eyvallah böyle bir yuvalanma olduğu bir şey oldu falan salalım. Altay'dı çünkü baydı abi. Çünkü ben onun bir suratından ifadeden anladım onu. Aynen. Ya hocam sal beni artık diyor. Onu yani tamam mevzu anladık. Herkes alacağını aldı. Bence kapatalım abi ama Altay mevzusunu. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ren maçından sonra hocanın yaptığı basın toplantısında ben gerçekten korktum. Çünkü bakın bu adam gerçekten bir maçın devre gider arasında abi. Gider. Aynen. Ben gidiyorum kardeşimler gider. Ne olduğunu anlamadan tutamayız. Böyle. Hep beraber Sabiha Gökçen'de İstanbul Havalimanı'nda nöbet tutmak zorunda kalırız. Yani aman yapmayın yani şu. Adam artık güzellikle söyledi olmadı. En sonunda yani posta koydu yani. Doğru. Ve aynen. Sonuna kadar da haklıydı bence. Sonuna kadar. Ya biraz artık tribünlerimizin işte biz çok konuştuk yani yaptığımız ilk programdan beri konuşuyoruz. Artık bu bir gelmeyen şampiyonluklardan sonra gelen bir sabırsızlık var. Tabii. Ama bizi şampiyon yapacak olan adamlar bu adamlar ve Altay'ın bize gerçekten geldiğinden beri çok büyük katkısı oldu. Çok. Genç yaşında Ankara Gücü gibi bir takımın kaptanlığını yapmış bir karakteri var bu adamın. 20 yaşında Ankara Gücü kadar sert tribünleri, zor bir camiada kaptanlık yapmış bir adam var. Zayt ve Emre Mor'un performansını nasıl değerlendireceksin? Çünkü özellikle Zayt'sa bir şey açmak istiyorum, parantez açmak istiyorum. Ren maçından da bu yana. Yani aylardır oynamamışsın. İlk 11'i geç. Oyuna kadroya sonradan girmemişsin. Evet. Ve böyle bir maçta hoca seni sahaya atıyor. Çok kritik dönemde. Bak sahaya atıyor. Gol atıyorsun. Gol atıyorsun dediğin o frikin başına geçip vurma inisiyatifini de alıyorsun. Yani çok enteresan ya. Gol atıyorsun. Çok enteresan. Yani o maçtaki performansı üstüne üstlük bu maçtaki İstanbulspor maçındaki o net performansı yani. O kadar memnun etti ki beni. Bir de şöyle de bir şey var. Şimdi Zayt'sın hiç oynamadığı dönemde bu kadar rotasyon yapan bir takımda Zayt'sı geri kazanmak ve bu işin bir parçası haline getirmek çok önemliydi. Burada hocaya da yazar ama bu adam bu kadar oynamadığı zaman da kendini mental olarak iş hazır var tutmuş. Abi. Aynı zamanda i̇ş fiziksel olarak var. Hazır tutmuş. O yüzden Zayt'sa da helal olsun. Diğer sorduğum isim kimdi? Emre Mor. Emre Mor yani İnanılmaz bir yıldız olarak hayatımıza girdi ama sağlam bir altyapı geçmişi olmadığı için bir türlü o kendinden beklenen patlamayı yapamamıştı. Doğru. Karagümrük zamanında Volkan Hoca ile beraber biraz bir ön plana çıktı. Onun akabinde de zaten Fenerbahçe'ye geldi ve Jorge Jesus'a bambaşka bir kimliğe büründü. Ya heyecanlandırmıyor mu abi topu ayağına aldığında ya? Yani en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi. Müthiş ya. Bir anda o nasıl süratleniyor oğlum herif ya? Nedir yani? İnanılmaz iyi. Bir şey hakikaten. Çok keyifli izlemek Emre vallahi. Emre Mor'u izlemek büyük keyif. Hoca da zaten daha fazla süre vermeye başladı Emre Mor'a bu aralar. Fenerbahçe'nin forvetlerine geldiğimiz zaman şu anda maşallah yani o kadar iyi Batshuayi zaten götürüyor ki ama onun yanında Valencia, biliyorsun Valencia götürüyor. Yanında işte diyemezsin Valencia. Ya aynen Valencia zaten lider de gol krallığında. Batshuayi de geliyor şimdi arkadan. Ben Joao Pedro'yu tam çözemedim ya. Ya gelecek o da gelecek. Onun da, zamanı var. Herhalde, gelecek. Yani her futbolcu aynı etkiyi veremeyebiliyor. Şu an niye o etkiyi veremiyor sence de? Valencia Batshuayi daha net verebiliyor. Ya onu veya Joao Pedro'nun bu haline rağmen niye Serdar Dursun hiç denklemde yok sence? Yani evet Serdar Dursun'un da denklemde olması lazım aslına bakarsan. O da ama zaman sonra tercih dışı. Çok iyi geçirdi yani. Tercih dışı ya. Geldiğinden beri George Jesus çünkü Serdar Dursun'u çok tutmuyor yani. Tutmadı herhalde. Aynen yani, aynen öyle. Ama Joao Pedro'nun da artık yavaştan böyle bir ben de buradayım demesi lazım abi. Joao Pedro'da bakma yani o yaşa göre çok iyi yatırım yapıldı ona da. 4,5 milyon euro 30 büyük yaşında para. Bir adam. Büyük para. Biraz daha onun olacak, da olacak. Skor ya, bu arada oyuna çok ciddi katkıları var ama hani biz tabii taraftar olarak biraz da işin istatistik boyutuna baktığımız zaman biraz da hareketlilik görmek istiyoruz Joao Pedro'da tabii ki. Maç bitti. Maçtan sonra George Jesus gene aldı takımı. Hop dur nereye gidiyorsunuz? Hadi gidiyoruz. Taraftara dedi. Çok güzel böyle bütün takım hep birlikte. Birazdan arkadaşlar da resim verir zaten. Bir şey yaptılar. Böyle bir birliktelik örneği oluşturdular. Tezahüratlar vesaire. Yani hakikaten seyirciyle oyuncularımız arasında çok güzel bir irtibat var. Çok güzel gidiyor ya. Çok mutluyum yani bu birliktelikten. Yani açıkçası ne zamandır bu denli net bir birliktelik. Hani maç bazında oluyordu belki ama sezonu çok yayılmıyordu. Bu sefer sanki sezona da yayılacak gibi. Yani tamamen
hocayla alakası olduğunu ben ısrarla söylüyorum. Yani aynen, inanılmaz bir hoca var. Hoca sadece takımı değil, yönetim ve camiayı da yönetiyor. Ve hakikaten bizim böyle bir karaktere ihtiyacımız vardı. Şimdi duyduğumuza göre işte dedikodular çıkmaya başladı. Katar Dünya Kupası zamanında bir hocayla sözleşme uzatma görüşmelerine gidilecekmiş. Umarım Jorge Jesus başımızda kalır. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bu, yani Allah izin verirse bu sezon çok iyi biter, şampiyon oluruz. UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ama Jorge Jesus'tan sonra, yani olur da Jorge Jesus giderse bizi kim tatmin eder, kim keser? Yine ne? Böyle yine aynı eski şeylere dönmeyelim abi, ne olur aynen. Lütfen, ben de hiç istemiyorum. Yani hiç ben istemiyorum. Ondan biraz çekiniyorum ama neyse, ağzımızı şey yapmıyorum şimdi, kötü açmayalım. Umarım hoca imzalar, bu birliktelik yıllar boyunca devam eder. Fenerbahçe'de çok güzel başarılara imza atar. Çünkü gerçekten çok özledik, çok ihtiyacımız var. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin geçen hafta da söylemiştik Ren maçı için çok çok kritik bir maçtı diye. Yine çok kritik bir maçı var abi. Dinamo Kiev. Bize bilenmiş bir, hiç de sevmediğim bir insan Mircea, olan Lucescu. Yani ben şimdi diğer maçlardan önceki röportajlarını falan da takip ediyorum. Tabii ki zor koşullarda işte antrenman yapıyorlar, maç yapıyorlar savaş sebebiyle ama yani bu kadar da ağlayan bir hoca ben gerçekten görmedim. Yani zaten hani bu çok şaşırdığımız bir durum değil. Eskiden de böyleydi ama inanılır gibi değil ya. Yani yok çok kadar... önemli maç abi. Hiç yapmamamız lazım. Hiç bakmamamız lazım. Bakmadan hani çok net bir şekilde minimum işte 1-0, 2-0 olursa ekmekli kadayıf yani. Orada çünkü Ren'i de alt etmiş olacağız büyük ihtimal. Abi lider çıkmak çok mühim çok ya. Çok mühim abi. Ben işte nasıl çıkarız falan onlara baktım. Acayip derecede şeyler falan var. Hani o kadar her şeyimiz eşit ki Ren'le. Yine bir golde bir şey çıkmazsa artık iş fair play'e kadar uzanıyor. Gördüğüm kırmızı kart, sarı kart sayıları doğru, vesaire. Doğru, ben de gördüm onu. Yani enteresan bir perşembe günü bizi bekliyor açıkça söylemek gerekirse. Vallahi inşallah sonu iyi olsun. Ama ben yani içine ne doğuyor dersen ben sanki bu kadar başından sonuna iyi götürmüş bir takımın hakkının bir şekilde yani artık ilahi bir güç tarafından verileceğine inanıyorum. İnşallah yani. İnşallah. İnşallah buraya kadar getirdik, bitirmemiz lazım abi. Onu da... Aslında bu maçta bitirmemiz lazımdı da işte kısmet olmadı. Olsun. Belki de bu maç bizim için çok daha fazla kazanımlara sebep verdi. Birlik ve bütünlüğümüzü arttırdı, takıma olan inancımızı arttırdı. Çünkü Ren takımına baktığın zaman sadece ön hatta 60-70 milyon eurodan kurulan, doğru, genel takım değeri 600 milyon euro olan bir takımdan bahsediyorsun. Yani bütçe olarak bizim kat ve kat üstümüzde. 600 milyon euro. 600 mü? Vallahi aynen. 400 falan mı? 600. 600 ne ya? Evet. Allah Allah. Enteresanmış. Eyvallah. Şimdi abi. Vallahi hey, istediğimiz konulara geliyoruz galiba. Ya en yok abi konular. Çok yani. Ya takım iyi giderken yani iyi kötü gitmesinden hani herhangi bir şey değil ya. Yani. Bu saçma sapan mevzulara ben de hiç girmek istemiyorum ama bazen girmek zorunda kalıyoruz. Heykeltıraşa bir eser yaparken nasıl yapıyorsun demişler. O da zaten mevcutta var. Ben zaten sadece fazlalıkları atıyorum demiş. Ne demek ki abi bu şimdi? Bu şimdi yani, belki takip etmeyenler olabilir. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza attığı basın toplantısından bir kesit. Bir tane işte gazeteci arkadaşlardan bir tanesi sormuş. Gençlere oynatacak mısınız vesaire diye. Türkiye'nin en yetenekli genç futbolcusu yedek kalırken ben yedek bıraktığım futbolcular hakkında sorgulanırsam arkasında bir şey ararım demiş. Abi sen Arda Güler'den bahsediyor. İşine bak abi. Ya gümbür gümbür giden bir Fenerbahçe var. Arda Güler oynatmıyor dediğin adam Ren maçında skor avantajımız yokken oyuna kurtarıcı olarak giriyor şu anda. Yani aynen öyle. Boş boş işler ya. Ya evet ya. Ya yine girdi hayatımıza. Bak ne ya, güzel bir aynen böyle yoktu ya vallahi. Kalitesiz. Aynen öyle. Saçma ya. Sapan bir renkle böyle takım elbiseyle falan da gelecek böyle şimdi maçlara o, falan ya. Allah. Kadıköy kombini şimdiden hazırdır ya. Aynen ütülü öyle. Duruyordur o. Ütülü duruyordur değil mi? 3 senedir bu anı bekliyor. Aynen. Aynen öyle. Zımbası ya da hazır. Aynen öyle ya. Yine zımbalatır kafayı. Kesin. Yalanlar. Kesin. Şey nasıl? Baygın fotoğraf. Şöyle duruyor ya. Ya inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz ya. Hakikaten ya. Benim o Şenol Güneş hadisesiyle alakalı da şöyle komik bir anım var. Fulya Acıbadem'le zamanında ben de tam o Şenol Güneş'in hadisesinin yaşandığının ertesi günü Fulya Acıbadem'le yanlış hatırlamıyorsam ameliyat oldum. Oradaki kattaki görevlilerle de işte sürekli odaya gelip gittikleri için
sohbet ettik. Dedim ki ya bu Şenol Güneş geldi mi hakikaten? Buraya geldi falan dedim. Kafada var mıydı bir şey? Abi dedi hani şey olmaz hani hastanede olan hastanede kalır tarzı bir şey yaptı ama artık biz samimiyet orada ilerletmiştik. Rica minnet ağızdan laf aldım yani biz ne gördüysek doğruymuş yani. Abi gelsinler ya ben seviyorum böyle. Sportif açıdan en ufak bir şey yok. Gelsin. Ya. Tekrar hayatımıza böyle bir karakter girdiği için benim. Ya aynen öyle. Yoksa, aynen öyle. Yok Beşiktaş iyi gider yani iyi de başladılar dün. Güzel de futbol oynuyorlar ben izledim maçlarını. Yani ben ya dediğim gibi Fenerbahçe bu kadar iyi giderken ben farklı takımlarla çok ilgilenmek. Geçen senelerde ilgileniyorduk çünkü Fenerbahçe de çok iyi gitmiyordu. İşte kim düşer de biz çıkarızın hesabını yapıyorduk. Şimdi biz o kadar iyi gidiyoruz ki Şenol Güneş değil, Mourinho gelse de şu an çok kafaya takacak durumda değilim. Aynen öyle. Ama ben şimdi Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş. Ben Okan Buruk'un da ömrünün Galatasaray'da çok uzun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yakın bir zamanda en ufak puan kaybında özellikle Katar'a kadar çok kritik iki maçları var. Gömlek hazır. Başakşehir. Kimin geleceği? Başakşehir maçı var bir de şey var. Beşiktaş derbisi var işte. Orada olası bir puan kaybında yine Grande. Maalesef bir karakter daha hayatımıza girecek gibi hissediyorum. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz. Acayip gelebilir. Bir döngü içindeyiz aynen. Zaten. Gelsin yine. Gelsin. O da gelsin abi. O, güzel güzel. Bunlar gelsin ya. Gelsin. Benim hoşuma gidiyor bunlar. Ya benim hocam Jorge Jesus'a isteyen gelebilir. Aynen. Dediğim gibi biz kendimize bakalım ama Şenol Güneş'in o basın toplantısı hakikaten canımı sıktı. Ya canım sıkmadı anlamadım ne demek istediğini zaten. Bir de Arda Güler kısmını. Boş ver takılma. Şahane bir haftayı geride bırakıyoruz. Bitirmeden. Bırakamıyoruz buyurun. Voleybol takımımızı kadın bayan voleybol takımımızı kutlayalım. Müthiş. İnanılmaz bir zafer kazandılar. Tamamen devletin vergileriyle finanse edilen bir takıma karşı. Bütçe olarak bizden kat ve kat üst bir takım. Dünyanın da belki en önemli bir iki takımdan bir tanesidir. Bir iki tanesinden yani. Biridir yani. Ya birdir ya ikidir. Hiç tatava yapmadan 3-0'la onları saf dışı bırakıp şampiyon oldular. Basket? Ona da geleceğim. Önce bir bayan basket takımımızı tebrik edeyim. Voleybol takımımızı. Zaten erkek voleybol baskette ya acayip. Karıştın sen ya. Şu anda. Voleybol, abi, basket, futbol, kadın voleybol. Her branştayız. Güreşte sen güreşte de iyiyiz. Hani gelken de iyi gidiyor yani tedbirli bir şey yok. O yüzden artık hafif küçük karıştırmalar oluyor. Baskette de Ergin Ataman'a karşı muhteşem bir zafer kazandık. 5'te 5 çok büyük olay yani Euroleague'de açılışta falan. Ve İtuilis biliyorsun hazırlık kampını takıma geçirmedi. Kendi milli takımı ile beraberdi. Bir anda gelip o da yani muhteşem iki tane hocamız var. İtuidis, Jorge Jesus. Keyfimiz maşallah çok yerinde ya. Gümbür şahane, gümbür gidiyoruz. Gümbür gümbür. Hop 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 güm güm güm. Hop 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 güm güm güm. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk Fenerbahçe'ye çok yakışır. Aynen öyle ve ya. Ve bütün branşlarda. Aynen öyle. Ya ben o cumartesi günü işlerim sebebiyle şeye gidemedim. Bağdat Caddesi'ndeki Fener alayına gidemedim. Sen oğlanı kaptın gittin. Ya şurada böyle işlerim sebebiyle falan diyor. Ya neyse ben bunu çok açmayacağım şimdi burada. Neyse işim vardı. Anlat, devam et. Yani Cumhuriyet'le alakalı bir eventte biliyorsun ki ben gelebiliyorsam gelirim yani. Tamam, çok tamam anlat. Gelemedim. Oradaki kalabalığı, oradaki coşkuyu hem sizin koyduğunuz videolardan, yolladığınız videolardan hem de Fenerbahçe TV'den baktım, gördüm. Demek ki şampiyon olursak bu iş nereye gidecek? Başkanımız Ali Koç'a da tekrar buradan teşekkür ediyorum. Muhteşem bir konuşma yaptı. Yaşasın layık Türkiye Cumhuriyeti dedi. Sonra da taraftarlarımız gerekli tezahüratları yaptı zaten. Çok büyük bir kulübüz. Artık bazı başarıları hak ediyoruz. Umarım bu sene o sene olur. İnşallah haftaya daha da güzel bir programla umarım karşınızda oluruz. Haftaya belki bir sürprizle Sivas Spor maçı sonrası canlı bir yayınla sizlerle birlikte oluruz inşallah. İnşallah. Bakalım öyle bir şey de düşünüyoruz. Sevgili dostlar haftanız güzel geçsin. Sarıyla lacivertle kalın. Sağlıkla, mutlulukla gelsin haftanız. İnşallah perşembe günü galibiyetle sonlandırırız. Yorum yapmayı, likelamayı, videomuzu abone olmayı unutmayın. Siz bizi desteklerseniz biz de kendimizi daha çok geliştirip daha keyifli yayınlar yaparız diye düşünüyorum. Herkese çok iyi haftalar diliyorum. Umarım hem hafta sonu hem perşembe günü gerekli skorları alırız. İki kulvarda da yolumuza aynen devam ederiz. Herkese çok sevgiler, saygılar. Aynen.